Herkese merhabalar arkadaşlar. Transfer inceleme videolarında bugünkü konuğumuz sadık çift pınar benim tabirimle sadık çiftdalar çünkü çok cesur ve e, sert oynamayı seven bir oyuncu, mücadelelerden kaçmayan bir oyuncu. Bu yönden sadığı e, takdir etmek lazım gerçekten o, o yönde temaslı oyunda iyi olduğunu düşünüyorum ki Fenerbahçe'nin en büyük eksikliklerinden birisi de biliyorsunuz Roman Neustadter'de Reyes'te temaslı oyunu pek sevmeyen stoperler ki önce oyun için sonra oyun dışı yorum yapacağım naçizane. Şimdi Sadık Çiftpınar oyun için olabilecek seviyesine ulaşmış zaten. 125 potansiyeli var. Her açtığımız oyunda sabit potansiyeli var. Olabilecek %100 çıkacak profilde bu hiçbir değişiklik yok. Sadece değişiklik olabilecek bir özelliği var. O da gizli özellikler içerisinden sakatlanma eğilimi. Yani bu sizde 2'de çıkabilir 13'te çıkabilir. Şu an bu sevde 9 çıkmış. Her sevde farklı olacaktır. En etkili özelliklerinden birisi önemli maçlardaki formu ve süreklilik, profil özellikleri ve karakter özellikleri yani gizli özellikleri birleştirdiği zaman sadık çift bunların yapacakları, yapabilecekleri, belirli seviyelerde alıp kadromuzda ilk 11'de gözümüz kapalı her maçta oynatabileceğimiz bir oyuncu değil ama şunu size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bulunabilecek en iyi yerli rotasyon stoperlerinden birisi. Buradaki rotasyon kelimesi çok önemli. Rotasyonda çok rahat kullanabileceğiniz bir oyuncu. Örnek olarak benim Fenerbahçe kariyerimde son haftalara geldik. Şampiyonluk neredeyse garanti artık 12-13 puan fark var. Aslı oyuncularımı dinlendirme gözümü kapatmadan kırpmadan Sadık Çiftpınar'ı stopere koyabilirim. Avrupa'daki kolay maçlarda bütün kupa maçlarında Sadık Çiftpınar kullanılabilecek kapasitede yetenekli bir stoper. Dediğim gibi belli özelliklere sahip. Stoperlerde şöyle bir özellik var. 125 potansiyel baktığımız zaman çok düşük bir potansiyel olarak geliyor ama Stoperlerde yani salt stoper benim tabirimle Mert Çetin için kullanmıştım bunu. Salt stoperlerde belli özelliklerin yüksek olması yani teknikte pas 12-13 olmasına gerek yok. Hatta 7-8 bile olabilir. Top kapması, kafa vuruşu markajı yüksek olsun teknikte geri kalan hiçbir şey olmasın. Zihinsel olarak pozisyon alma, ön sezi, cesaret, agresiflik stoperler için geçerli. Bunların olması yeterli. Tabi e, gönül ister ki standart stoper özelliklerinde konsantrasyon, ön sesi, soğukkanlık biraz daha yüksek olsun ama ne yazık ki bu kadar. Yani bu oyuncunun oluru şu an için bu. Ve fiziksel özelliklerine baktığımız zaman çevikliği biraz düşük, pozisyon alması da düşük. Hız hızlanma hiç fena değil evet ama çeviklik ve pozisyon almasının düşük olması yer yer e, hatalı hamleler yapmasına sebep olabilir ve ağır kalmasına sebep olabilir. Özellikle Benfica takım inceleme incelemesi yaparken Lubomir Festa için dedim ki çok hantal bir oyuncu ama pozisyon alması ve ön sezisi o kadar yüksek ki bu hantallığını kapatabilir bu özellikleriyle ki e, öyle de bir oyuncu zaten. Pozisyon alma 18, ön sezi de 16 idi ve gerçekten çevikliğinin hızlanmasının düşük olmasına rağmen bu, bu e, eksiklerini zihinsel özellikleriyle kapatmayı başarabilen bir oyuncu. Ne yazık ki Sadık o tarzda değil ama tabii sağdığında bir artısı biraz daha atletik yapıya sahip bir oyuncu olduğu söylenebilir. Zıplaması da biraz düşük gibi geldi. 12.183 boy. Gerçi zıplama testlerinde sağlığın çok e, iyi olduğu söyleniyor ama belki bir güncelleme ile bir değişiklik yapılabilir. Ama tabii şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Türkiye Ligi Belli seviyelerde referans alınıp belli geliştirmeler yapıyor. Özellikle Türkiye birincilik, ikincilik o yüzden yani Sadık Çiftbunar bugün Fenerbahçe'ye değil de göstermiş olduğu performansla Avrupa'da başka bir takıma gitseydi e, profilinde oynama yapılabilirdi. Fenerbahçe'ye geldi. Devre arası yapılacak olan, yapılacak olan resmi olarak yapılacak olan yani, e, oyun yapımcıları tarafından yapılacak olan güncellemede belki biraz daha geliştirilebilir. Şu an için elimizde olan profilden konuşuyoruz. Şimdi oyun kısmını bir tarafa bırakıp e, Sadık Çiftpınar'la alakalı ben kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum. E, bu her zaman çok geçerli zaten. Fenerbahçe'deyken önde oynanacaksa e, belki biraz eksikleri olabilir. Geniş alanda ne tarzda oyun oynayacağını hız hızlanmasıyla bunun atletik yapısıyla kapatabilir belki ama bunu zaman gösterecek takıma da uyum sağlaması gerekiyor. Onun haricinde Sadık Çiftpınar e, tepeden inme bir stoper değil. Yani şöyle Galatasaray altyapısından yapısından çıkıyor. 2010'lu yıllarda 3-4 sezon orada oynadıktan sonra Haçka Spor'a gidiyor 3. lige. 3. Lig'de 2 sezon geçirdikten sonra daha doğrusu 1,5 sezon geçirdikten sonra Yeni Malatyaspor'un ilgisini çekiyor ve devre arasında Yeni Malatyaspor'a geliyor. 7 maçta 11 oynuyor ve Yeni Malatyaspor o, o sene üst lige çıkıyor. Yani 1. lige çıkıyor. 1. Lig'de 2 sezon Yeni Malatya Spor'un ceza harcı bütün maçlarında oynuyor ve Süper Lig'e çıkıyor. Süper Lig'de de bir buçuk sezon formayı kesintisiz giyiyor. Bu yönden Sadık Çiftpınar kademe kademe bütün ligleri görüp Türkiye'deki 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'deki bütün ligleri görerek oynayan bir oyuncu olduğu için ki özellikle 1. Lig'deki futbol mücadele biliyorsunuz çok serttir 1. Lig'e göre. Hani birincilikte biraz daha teknik vesaire durumlar ön plana çıkabilirken bazı durumlarda birincilikte tabii ki de teknik kalitenin düşük olduğu dönemlerde fiziksel kalite ön plana çıkıyor. O yönden biraz daha böyle dişli bir stoper, temaslı bir stoper olduğunu düşünüyorum Sadık'ın. Ve ben Fenerbahçe'ye de çok isteyerek geldiğini düşündüğüm için biraz daha burada çalışıp sanki yeni Malatya Spor'daki belli seviyelere çıktıktan sonra böyle o kabuğu kırıp Fenerbahçe kalitesinde bir stoper olabileceğini düşünüyorum. E, tabi bunlar benim kendi düşüncem. Şu anki gelişimine göre söylüyorum onu da. Yani varsayımlar böyle güzelleme yapmak için söylemiyorum. Bir stoper düşünün. Bir takımın altyapısından 3. lige gidiyor. Orada oynanıp 2. ligde bir takımın ilgisini çekiyor. 2. ligdeki takım 1. lige çıktığı zaman Sadık'la devam ediyor 2 sene. Süper lige çıkıyorlar ve Sadık'la devam ediyorlar. Yani Sadık Çiftpınar 3. ligde oynamış olduğu stoperliği Birincilikte yapsaydı oynayamazdı. Süperlikte yapsaydı oynayamazdı. O yönden gönlümden geçen Sadık Çiftpınar'ın kendisini geliştirmeye devam edebileceği yönünde. Ama tabi bunu bize zaman gösterecek. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz daha yorum katmaya çalıştım Sadık Çiftpınar'la alakalı. Tabi Sadık Çiftpınar'la başladık. Beşiktaş'ın iki tane çok önemli transferi var. Onlarla alakalı videolarımız gelecek. Ee, bekliyoruz. Transferler geldikçe inşallah biz de dilimiz döndüğünce size bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Yeni inceleme videolarıyla görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.